Bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda ne mi yapacağız? Bu videoda bir yedekleme eklentisi kuracağız web sitemize ve web site web sitemizin tüm içeriğini, kullanıcı bilgileri dahil belli aralıklarla otomatik olarak yedekleyeceğiz. Peki bu bizim ne işimize yarar? Diyelim ki deprem oldu, Allah göstermesin, yangın, sel oldu, bizim sunucumuz kayboldu veya sunucumuzda bir sıkıntı yaşandı arkadaşlar. Bu gibi sıkıntılar yaşarsak bizim web site verilerimiz kesinlikle kaybolacaktır. O kadar uğraştık, emek verdik diyelim ki 10 yıllık, 5 yıllık veya 2 yıllık bir web sitesi ve oldukça da iyi performans sergiliyor. Bu gibi durumlarda verilerimizi geri alabilmek için, web sitemizi yeniden ayağa kaldırabilmek için web sitemizin yedeklerini almamız gerekmekte arkadaşlar ve yedekleme alabileceğimiz birden fazla uygulama bulunmakta. Şimdi web sitemize geçiş sağlayalım ve e, bu eklentilere hepimiz hep birlikte göz atalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar eklentileri görebilmek için yedekleme eklentilerini buradan Eklentilere geliyorsunuz ve yeni ekle bölümüne bir defa tıklıyorsunuz. Eklentiler kendiniz indirip buradan yükleyebilirsiniz. Dilerseniz de arkadaşlar buradan backup yazarak da yedekleme eklentilerini gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan gözlemleyebilirsiniz. Bu aşamada benim size önereceğim eklenti Updraft Plus'tır arkadaşlar. Bu eklentiyle hızlı bir şekilde dilerseniz Google Drive'ınıza dilerseniz mailinize istediğiniz bir platforma yedekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada 3 milyonun üzerinde kullanıcısı mevcut. Sadece bu eklentiyi mi kullanabilirsiniz? Tabii ki hayır arkadaşlar birden fazla gördüğünüz gibi burada yedekleme eklentileri mevcut. Dilerseniz bunlardan herhangi birinde kullanabilirsiniz. Şimdi bu bölümden eklentiyi kurmak için şimdi kur bölümüne bir defa tıklıyorum. Ve eklenti kurulduktan sonra etkinleştir bölümüne bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi web sitemizi kurduktan sonra ilk aşamada yapılması gereken işlemlerden birkaç tanesi arkadaşlar. Eklentimizi etkinleştirdikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt ayarlar bölümüne geçiş yapabilmek için eklentiler bölümüne bir defa gelip buradan updraft blastın ayarlar bölümüne bir defa tıklamamız gerekiyor ya da Buradan arkadaşlar ayarlar bölümüne gelip buradan attıras yedekleri bölümüne bir defa tıklamanız gerekiyor. Her iki aşamada da aynı pencereye yönlendirileceksiniz arkadaşlar. Bu bölümde dilerseniz yedek alabilirsiniz ama yedek almadan önce bu bölümden ayarlar bölümde bölümüne bir defa tıklamanız gerekli arkadaşlar. Bakın burada yedekleme sıklığı var. Yedekleme sıklığını dilerseniz 12 saatte bir işte günlük, haftalık, aylık buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Benim size buradaki tavsiyem haftalık olarak yedekleme almanız arkadaşlar. Hemen alt bölümde veri tabanı yedekleme sıklığı var arkadaşlar. Bunu dilerseniz el ile de yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Belli aralıklarla bunu da yedekleyebilirsiniz. Bunu otomatik olarak yapmanızı şu an için önermiyorum. Şimdi benim buradaki sizlere tavsiyem mail olacaktır arkadaşlar. Maili seçtikten sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Buradan da e-postanın mail olarak seçildiğini onaylıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hangi dosyaların yedeklenmesini istiyorsunuz? Eklentiler, temalar ve yüklemeler. Mesela yeni bir resim yüklediniz, yeni bir içerik yayınladınız. Bu dosyaların yedeklenmesini sağlıyorsunuz. Şimdi üst bölüme geldiğiniz zaman Google Drive'ı seçerseniz arkadaşlar bu bölümde Google ile oturum açmanız istenecektir sizden ve izin vermeniz istenecektir eklentinin Google Drive'da işlem yapması için. Ben Google hesabıma herhangi bir eklentinin erişmesini istemiyorum arkadaşlar şu an için. Google site kit hariç. Çünkü o Google'ın kendi eklentisi. Bu bölümden mail olarak seçiyorum arkadaşlar. Bunu zaten e, sisteme kayıtlı mailiniz otomatik olarak çıkacaktır. Şu alt bölümde de gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mailinizi görmektesiniz. Bu bölümleri ayarladıktan sonra değişiklikleri kaydet diyeceksiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi değişikliklerimiz hızlı bir şekilde kaydedildi. Değişiklikleri kaydettikten sonra yedekle geri yükle bölümüne bir defa geleceksiniz. Şu üst taraftaki bölüm arkadaşlar farklı bir zaman diliminde hesaplanmış. Şu an biz bu alt taraftaki zaman dilimindeyiz. Yani burada da kafanız karışmasın. Bu bölümden şimdi yedekle diyoruz ve en alttaki bölümü arkadaşlar dilerseniz işaretleyin ama benim kesinlikle kararım, kanaatim bu bölümü işaretlememeniz yönünde. Web sitenizi tamamen ayağa kaldırdıktan sonra bu bölümü de işaretleyeceğiz ve şimdi yedekle ikonla bir defa tıklayacağız buradan. Bunun nedeni şu. Burada zaten yazıyor. Bu yedek yalnız el ile silinebilsin diyor. Yani bu yedeğimiz kesinlikle otomatik olarak silinmeyecek ve üzerinde herhangi bir dosya yazılmayacak. Web sitemizi arkadaşlar tamamen oluşturduktan sonra bu yedeği alırsak Web sitemiz çöktüğü zaman tamamen baştan kurulmuş bir web sitesi halinde web sitemizi yeniden kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk üçünü işaretledik ve şimdi yedekli bölümüne bir defa tıkladık arkadaşlar. Bakın buradan yedeklemenin başlatılması isteniyor diye bir bölüm karşımıza çıktı. Ve bu bölümden arkadaşlar dosyalarımız zip dosyası şeklinde yedeklenir. Bunun nedeni de şu sunucular diğer dosya türlerini desteklemez arkadaşlar. Şimdi Bakın burada bir hata aldık biz. Diyor ki bazı hatalar nedeniyle diyor. Bu yedekleme zaman aşımına uğradı. Bu hata şundan kaynaklı. Ayarlara geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan biz mail adresini seçtik. Mail adresini seçtiğimiz için mi hata alıyoruz? Evet arkadaşlar. Çünkü mail adresimizi biz yapılandırmadık. Peki bu yapılandırma ne demek? Sunucu üzerinden SMTP ayarlarını yapmadığımız için arkadaşlar şu an bizim web sitemiz mail gönderemiyor ve mail alamıyor arkadaşlar. Eğer biz buraya bir form eklentisi de yüklemiş olsaydık, kontak form gibi arkadaşlar, oradan kullanıcılar bizlere mesajlarını gönderemeyecekti. Bunun nedeni de aynı şekilde mail hatası olacaktı arkadaşlar. İlerleyen eğitimlerde bu hatayı Düzelteceğiz zaten SMTP nasıl kurulduğunu sizlere anlatacağım. Şu an için bu mail olarak kalabilir. Zaten web sitemizi kurmadığımız için şu an yedek almanın da pek bir anlamı yok. Dilerseniz ayarlar kısmına gelip buradan farklı sistemlere e, kayıt işlemini yapabilirsiniz. Ya da direkt FTP üzerinden arkadaşlar e, yedekleme işlemini yapabilirsiniz. Buradan FTP sunucusunu kullanıcı adını veya parolasını girerek arkadaşlar zaten hosting firmanız sizlere bu bilgileri buradan Yazar arkadaşlar bu bilgilerinizi buradan girerek FTP üzerinden de yedekleme işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem dediğim gibi mail olarak buranın kalması ve değişiklikleri kaydetmeniz tarafında SMTP eklentisini kurunca da arkadaşlar bu yedekleme işlemlerimiz kesinlikle başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. Yani bu şekilde hata aldım ben bu olmadı diye buradan düşünmeyin. Zaten buradan aşağıya doğru indiğiniz zaman temalar, yüklemeler, eklentiler olarak burada dosyalarınızı görüyorsunuz. Şimdi yüklemeler dediğiniz zaman hatanın nedeni de e-posta iletişim kuralı. Yani dediğim gibi SMTP'den dolayı bir hata alıyorsunuz. SMTP'yi düzeltti, Düzelttiğiniz zaman herhangi bir hata Almayacaksınız arkadaşlar. Google Drive'ınız dolmayacak. İstediğiniz gibi mailinize bu verileri gönderebileceksiniz arkadaşlar. İster Gmail'inize ister hat mailinize gönderin. Hiç fark etmez. Aynı zamanda hesabınıza erişim vermediğiniz için de arkadaşlar Google ve Microsoft hesabınızda güvence altına alınmış olacak. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım... E eğitimlerden memnun kalıyorsunuzdur. Sürçülü lisan ettiysek Affola arkadaşlar. Çok uzun zamandır eğitimleri çekiyorum. Artık boğazım da ağırmaya başladı. E, bazı bölümlerde takıldığımız anlar oldu. Bazı bölümlerde e, ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz anlar oldu. Lütfen e, kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Tüm sorularınızı hemen yorum kısmından yazabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olduğunuzu göstermek adına kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz.